Sevgili Demirelli takipçilerimiz, herkese selamlar. Bugün 10 Temmuz 2019 Çarşamba. Sevgili takipçilerimiz, bugün 2 tane arsamızı, daha doğrusu bir arsa ve bir tane de tapuda kerpiç ev geçen 2 tane yerimizi tanıtacağız sizlere. Öncelikli olarak yerimiz Balıkesir ili Gönen ilçesine bağlı Çifte Çeşmeler Mahallesi'nde. Burası denize 7 kilometre, Gönen şehir merkezine 25 kilometre mesafede. Harika bir doğa ve deniz manzarası, muhteşem bir yerin çekimini yapacağız sizlere. Bilenler için ve bilmeyenler için söylemek istiyorum. Burası özellikle astım hastalarının ve kuğu hastalarının tercih ettiği bir bölge. Çünkü Kaz Dağları'ndan gelen o oksijen, o temiz hava burada çok, bu hastalıklara karşı çok şifalı bir havası var buranın, sevgili takipçilerimiz. Öncelikli olarak köyümüz yaklaşık 100-150 hanelik bir köy. Genelde yazlıkçıların tercih ettiği bir bölge. Temiz, havadar bir bölge. Temiz ve havadar bir mahalle. Arsamız 701 metrekare. Tapuda kerpiç ev ve bahçesi diye geçen de 1820 metrekare olmak üzere iki tane burada yerimiz var, sevgili takipçilerimiz. Dediğim gibi biri 701 metrekare arsa. Tapuda da arsa geçiyor. Gördüğünüz gibi resmi kadastro yolumuz ve köye içine giden yolumuz. Hemen başında elektrik direğimiz ve hemen diğer başında da gördüğünüz gibi yine elektrik direği ve aydınlatma direği. Yani burada elektrik ve su problemi yok. Şebeke hattı geçiyor. Şebeke elektriğimiz var, aydınlatma direğimiz var, yolumuz var. O yüzden burada ulaşımla alakalı hiçbir problemimiz yok. Sevgili takipçilerimiz, öncelikli olarak size 701 metrekare arsamızın çekimini yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi yoldan direkt arsaya iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada 701 metrekare arsa var. Hemen yanında da bitişinde de 1820 metrekare tapuda kerpiç ev ve bahçesi geçen diğer yerimiz var. Evet, burası tamamen gördüğünüz gibi karşısı deniz. Ön tarafı komple alabildiğince mera. Orman arazisi, mera arazisi. O yüzden burada ön tarafında yarın öbür gün arsalar, binalar yapıldığı takdirde kapanma şansı yok. Tapuda da hemen bakıyorum sevgili takipçilerimiz. Ne yazıyormuş? Tapuda da 65 bin metrekare mera arazisi. Hemen bitişiğinde de yine bakıyorum. Zaten bitişiği de asfalta dayanıyor. Yan tarafı, ön tarafı 65 bin metrekare mera ve Bursa Çanakkale otobanı. Yani 701 metrekare arsamızın yanında 1820 metrekare bir yerimiz daha var. Onun bitişinde 65 bin metrekare, yani 65 dönüm mera var. Hemen yan tarafında da, yani bitişinde de, meraya bitişinde de 375 dönüm orman arazisi var sevgili takipçilerimiz. Yani bu da ne demek oluyor? Yani bizim arsamızın ön tarafında herhangi bir parseller, herhangi bir tarla, arsa vasfında bir yer yok. Tamamen devlet arazisi, mera arazisi ve orman arazisi. Evet, 701 metrekare arsamızı gösterdik. Burası %50 konut imarlı. Evet, yanlış duymadınız. Burada emsal %50. Yani emsal nedir? Köy mücavir alanları içerisinde olan tarlalar. Köy mücavir alanı içerisinde olan boş arsalar emsal teşkil ettiği takdirde %50 tek katta. Yani 701 metrekare arsa içerisine 350.50 metrekare, yani 350 metrekare buraya tek kat bir bina yapabiliriz. İki kat yaptığımız takdirde 175 alta 175 üste olmak şartıyla da iki katlı buraya konutumuzu, binamızı, taşınmazımızı yapabiliriz sevgili takipçilerimiz. Şimdi diğer arsaya geçiyorum. Diğer tapuda kerpiç ev geçen yere geçiyorum. Evet sevgili takipçilerimiz, burada da 1820 metrekare arsa içerisinde kerpiç ev ve bahçesi diye tapu kayıtlarında geçen bir yerimiz var. Gördüğünüz gibi hemen başında elektrik direği ve aydınlatma direği.
Yani burada da elektrik sorunumuz, su sorunumuz, yol sorunumuz yok. Evet, burada ne yapabiliriz peki sevgili takipçilerimiz? Burada 1820/2 dediğimiz zaman yaklaşık ne yapıyor? 900 metrekare yapıyor. 20 metrekaresi daha var. 1820/2 dediğimiz zaman 910 metrekare tek kat üzerine, yani %50'sine tek kat üzerine 910 metrekare buraya bir yapı, ev, ahır, depo, ne yapmak istiyorsanız 910 metrekare temele buraya inşaat yapabilme ruhsatına sahip bir yer. İki kat yaptığımız takdirde 450 birinci kat, 452. kat olmak suretiyle buraya da toplamda 900 metrekare, 910 metrekare inşaat yapabiliriz sevgili takipçilerimiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi hani tapuda kerpiç ev geçmesi ne işe yarıyor diyeceksiniz. Tapuda kerpiç ev geçmesi buraya sadece tadilat projesiyle, yani belediyeye gidiyorsunuz, benim bir tane eski evim var, yıkık dökük bir evim var, ben bunun içerisine bir ev yapmak istiyorum dediğiniz takdirde sizden tadilat projesiyle, yani normal yüksek rakamlarda paralar ödeyip de yapmak yerine cüzi rakamlarla tadilat projesiyle buraya harika bir deniz manzarası eşliğinde, doğa manzarası eşliğinde harika bir evinizi yaparsınız. Şimdi gerçi eski harabe ama yine de size göstermek istiyorum içerisindekini. Ben çekeyim farkı. Evet sevgili takipçilerimiz, buradan kapıdan göstereyim size. Gördüğünüz gibi içerisinde samanlar var. Burasını şimdilik bir kuruluk gibi, depo gibi kullanıyorlar. Burada gördüğünüz gibi bir 70 metrekare bir kapalı alana sahip bir kerpiç ev, ahır, artık ne derseniz veya harabe bir bina. Evet, ilerliyorum. Gördüğünüz sınırlarımız aşağıdaki ağaçlara kadar gidiyor. Oradan da bu gördüğünüz çalılık yerlerden bir yerimize gidiyor. Sınırımız şurada. Hemen şu gördüğünüz kuru çalılar. Sınırımız burada bitiyor. Görüyorsunuz. Burada bitiyor sevgili takipçilerimiz. Burada 1820 metrekare resmi kadastro yoluna cephe, %50 konut imarlı, %50 iki kat konut imarlı. Yani iki kat yaptığımız zaman az önce söylediğim gibi %25 yapıyorsunuz. Aşağıya doğru ilerliyorum alttaki sınırları göstermek için. Gördüğünüz gibi burada nar ağacı var. Bu tapunun içerisinde kalıyor. Hemen görüyorsunuz zeytin ağacı. Hemen orada incir ağacı. Evet sevgili takipçilerimiz, burası Mera'ya sınır, Mera'ya dayalı bir yer. Yani burada 65 dönüm Mera, 375 dönüm orman arazisinden dayalı sınır, harika bir manzarası, doğası olan ve muhteşem oksijene sahip bir yer burası sevgili takipçilerimiz. Burasını alıp kendinize harika bir doğayla, işte deniz manzarasıyla baş başa, huzurlu, mutlu, efendime söyleyeyim bol oksijene sahip bir yere almak istiyorum diyorsanız 0539 783 68 00 0538 452 53 65 numaralı telefonları aramanız ya da Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi 60 Taksim 3'te bulunan Demirelli Emlak Ofisi'ne uğramanızı tavsiye ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz arsayı aldık ama bunun içerisinde inşaatını, harfiyatını, ne bileyim işte diğer evrak takiplerim olmuş, bunu nasıl yapacağım, git gel sorunu yaşarım ben diye. Bunu düşünmeyin. Demirelli Emlak olarak inşaat, harfiyat ve rentekar dallarında da siz değerli takipçilerimizle her daim hizmet vermekteyiz. Bu konuda da projelendirme konusu olsun, elektrik, su aboneliği olsun, ruhsat aşaması olsun, bu konularda da tapu takip işlemleriniz olsun, bu konuda da biz Demirelli Emlak ailesi olarak her daim sizi aramızda görmekten, sizlerle çalışmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Bizim de böyle bir yerimiz olsun, biz de böyle bir yere sahip olmak istiyorum diyorsanız mutlaka bize uğramanızı tavsiye ediyoruz. Bizi sahibinden.com, Hürriyet Emlak ve YouTube kanalından da her daim takip edebilirsiniz.
YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın demeden önce Demirelli Emlak ailesi olarak hepinize ayrı ayrı bizi izlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için, bizim videolarımızı beğenileriniz için, o güzel yorumlarınız için sizin hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Bizimle kalın sevgili takipçilerimiz.